alışık olduğumuz, gördüğümüz şeyler değil. O yüzden acaba bu yüksek dozajdaki tepki ile bir yerlere bir mesaj mı veriliyor diye düşünmüyor da değilim. Nasıl bir mesaj? Yani başarısızlık var. Yani ortada kim sorumluysa onlara o mesaj. Ciddi bir Yani şekilde mesaj futbolcular veriyor. üzerinden aslında yönetime mi? Ya yönetime de var, Florya'ya da var, her tarafa var. Ama yani bunları sadece oyunculara gösterilmiş tepki olarak görmemek gerekir. Şimdi sıcağı sıcağına tabii Galatasaray yönetiminin bir aksiyon planı yok. En azından hocayla alakalı. Yani Fatih Terim'in görevine... Şimdi herkes şunu merak etti. Giresun maçından sonra Fatih Hoca istifa sorusu sorulacak mı? Zaten yayıncı kuruluşa basın toplantısından önce hoca devam edeceğini ve projenin arkasında olduğunu, tünelin ucunda ışık gördüğünü ifade etti. Evet. Yani kalkıp bunu söylemiş hocaya, hocam istifa edecek misiniz diye sormanın da bir esprisi, mantığı yok. Ben mesela hani orada en son o toplantıda ben de söz hakkı istedim ama son olduğum için ve vakit sınırlı olduğu için bana söz hakkı verilmedi. Ben şunu soracaktım. Hoca tünelin ucundaki ışıktan ifade bahsediyor. Ben o ışığı görüyorum diyor. Hocam bunu görüyorsunuz ama daha birkaç gün önce yardımcınız Selçuk Hoca çalışarak gelişemiyorsak değişerek gelişiriz dedi. Yani bu sizin gördüğünüz ışığı yardımcınızın görmediği anlamına, yani bir çelişki yaratmıyor mu? Ortada bir çelişki var. Valla ben de hani baktığımda Hoca acaba kendisinin değişiminden mi bahsetti Selçuk İnan? Yalnız şöyle bir durum da var. Fatih Terim de Selçuk İnan'ın açıklamalarından birkaç hafta önce Ocak ayını işaret etmişti. İşte Öyle bir... yani bir ışıktan bahsediyoruz. Yani şimdi ben baktığımda Ezgi hakikaten yani ışık göremiyorum bu takımda. Yani projede elbette kulağa hoş geliyor. Mantıklı ama maliyeti yüksek bir proje. Ama diğer taraftan oyuncu grubuna baktığımızda hani bunlar alıp Galatasaray'ı uçurur diyebileceğimiz ya bir Emirhan'ın bir maçta verdiğini sezon başından beri veremiyorlar. Yani şimdi bakın Emirhan ya Beşiktaş 17 yaşında. 17 yaşında Beşiktaş altyapısından bir çocuk. Yani proje ise proje böyle olmalı zaten. Şimdi sen gençlik projesi diyorsun. Geçen sene zirvede olan, ligi birinci bitiren Galatasaray U19 takımından bir tane oyuncu yok. U19 takımından. Bir tane oyuncu bu projede yok. Yani ne hikmetse Yedlin oynuyor. İşte ne bileyim Alparslan oynuyor, Oğulcan oynuyor. Bir tane oraya genç Mahmut'u düşünemiyoruz mesela. Yani burada da sıkıntı var. Şimdi bunun dışında ben bu olay nereye gidilir de söyleyeyim. Şu an hakikaten Fatih Terim'in görevine kimse son veremez. Bu bir. Fatih Terim asla istifa etmez. Bu iki. Üç. Kapalı kapılar ardında yönetimde konuşulanlar. Elbette Galatasaray yönetiminde Fatih Terim'e şu anki performansını eleştiren isimler de var. Işıtan gün gibi. Açık kartlar açık oynanıyor zaten. Olası senaryo şu. Fatih Terim'le en kötü Mayıs'a kadar devam edelim. Mayıs'a kadar. Çünkü tablo pek değişecek gibi de gözükmüyor. Mayıs sonrası başımızın çaresine bakalım. Yani Mayıs'a kadar Terim. Mayıs'tan sonra çok hani en azından şu an takım bir takım hedefleri var. En kötü Avrupa üçüncülük, dördüncülük hedefi kovalanabilir. Yani o yarışın içerisinde olabilir takım. Dolayısıyla göreceğiz yani teknik direktör konusunda ben çok radikal şu an bir şey olmaz ama olası bir takım senaryolara da şöyle hazırlıklı olmak lazım. Yaz dönemi için bu birliktelik devam etmeyecekse çünkü Fatih Terim'in bırakması, istifa etmesi demek Galatasaray yönetiminin işini çok zorlaştırır. Yani Burak Elmas ve ekibi bir Mart kongresi yaşayacaklar, mali kongre. Ve Fatih Terim'siz bir denklemde devam etmeleri çok zor. Ama her şeyden öncesi Galatasaray'da para yok. Para yok. Yani bu bütün operasyonları gerçekleştirecek şu an ekonomik olarak bir durum da söz konusu değil. Yani ekonominiz iyi olur. Fatih Terim'le de yolları ayırırsınız. Tazminatını verirsiniz. Yeni bir teknik adam getirirsiniz. Transferler yaparsınız. Ama
üst akıl, isim vermeyeceğim. Üst akıl, üst akılın kafasındaki, aklındaki ismi söyleyeyim size. Roger Schmidt, PSV Eindhoven'ın teknik direktörü. Üst akıl Roger Schmidt diyor. İsim vermeyeceğim üst akılla ilgili. Üst akıl deyince biri geldi mi aklına Taner? Ya neyse yani o... Galatasaray'da üst akıllar bitmiyor ki. Yani Burak Elmas değilse kim? Yok, ben sadece üst akıl dedim. Yani Galatasaray'da da bir kere şu üst akılların bir ortadan yavaş yavaş gitmeleri gerekiyor. Galatasaray'daki o üst akıl mantığı ya da üst akıllar olduğu sürece içerideki kaoslar bitmez. Galatasaray takımında yıllardır kulüp iyi gitse de kötü gitse de içeriden bir kaynama hep vardır. Biliyoruz bunu. Yani süreçler iyi gitse muhalefete bile... Muhalefete en yoğun olan evet, şimdi yönetim, muhalif evet. Olmak ayrıdır, yapıcı muhalefet ayrıdır. Hı-hı. Ama bir de yıkıcı bir durumda ortaya çıkabiliyor. Ve şimdi üst akıl dediğimiz birinin şu anda kafasındaki teknik direktör isminin bile belli olması bile içeride aslında bazı yöneticilerin kafalarında başka teknik adamların olduğu fikrini bende uyandırıyor. Çünkü şimdi bu üst akılın bilgisi sevgili Nevzat'a geldiğine göre yöneticilere de gitti. Yöneticiler de biliyor şu anda bu teknik adamın düşünüldüğünü. Belki de Fatih Hoca da biliyor. Bu yüzden de... Yani şu an herkes biliyor zaten. Yani bu yüzden de yani bu öncelikli olarak bu üst akıllar, işte bilir kişiler konusundan vazgeçip bir an önce ideal bir kulüp yönetimi olayına girmesi gerekiyor. Kültürünüz, yapınız, bunların hepsini koruyun. Bu ayrı bir nokta. Hı hı. Ama bu üst akıl mantığı futbolun doğasına aykırı ve futbolun doğasına aykırı bir şekilde hareket ettiğiniz sürece başarılı olma şansınız çok düşük kalıyor. Peki şu an yaşananlar sana göre nereye gidiyor Galatasaray'da? Ya birincisi süreç? Şu, Fatih Hoca'nın yapmaya çalıştığı projeyi sonuna kadar destekliyorum. Yani hakikaten de destekliyorum. Gençleştirme projesi yapılır, alttan çıkartırsın, bir yerden transfer edersin. Bunların hepsini sonuna kadar destekliyorum. Fakat bu desteğin yanında şunu ifade etmem lazım. Genç oyuncuları transfer edebilirsiniz kadronuza. Hı hı. Kerem Aktürkoğlu'nu alırsınız. Çıkal Dağ'ı alırsınız. Gidersiniz. Jamaika'dan bir tane genç bulursunuz, getirirsiniz. Bunları getirirsiniz ama önemli olan şey bir de bu genç oyunculara bu oyunu ortaya koyabilecek vizyona sahip kaç tane teknik direktörünüz var kulübede? Ona bakmak gerekiyor. Şimdi Emirhan örneğini verdi. Emirhan pro lisanslı bir Önder Hoca başındayken yıllarca Beşiktaş altyapısında çalışmış bir oyuncu. Doğru mu? Geldi A takımda ekmeğini yiyorsunuz şu anda, evet. Tabiri caizse. Kerem Aktürkoğlu Başakşehir altyapısında pro lisanslı hocalarla çalıştı. Gitti yine işte başka yerlerde yine pro lisanslı hocalarla çalıştı. Kendini buldu. Galatasaray'a geldi. Şu anda siz elinizdeki o genç yetenekli oyunculara ne katıyorsunuz? Necat Ateş hocayla, Selçuk İnan hocayla. Şimdi bu oyunculara bir taktik donanım sağlamanız gerekiyor. Teknik bir donanım sağlamanız gerekiyor. Fiziksel bir donanım, mental bir donanım sağlamanız gerekiyor. Peki dünyanın en yeteneklisi bile olsanız, dünyanın en iyi okuluna da gitseniz, o okulda dersinize belli bir seviyenin altında bir hoca giriyorsa, sizin de seviyeniz ne yazık ki o hoca seviyesine inebilir. Ya da kendinizi yukarıya çıkartamazsınız. Öncelikli olarak o eğitimi verenlerin de seviyesinin Galatasaray'da yukarıya çıkması lazım. Fatih Hoca ile alakalı burada bir soru işaretimiz yok. Evet. Ama bazen dersler Galatasaray'da boş geçiyor gibi gözüküyor. Taner, bir virgül atacağım buradan. Devam edeceğiz bu konuya. Bu arada Fatih Terim yönetim görüşmesi sonlandı değerli izleyenler. Kısa bir görüşme. Emre Kaplan'a da birazdan bağlanacağız. Bu konuyla ilgili önemli detaylar olabilir. Şimdi biz bir Kadıköy'e gidelim. Fenerbahçe Adana Demirspor'la karşılaşacak demiştik. Biz az önce değerlendirmelerimizi yaptık ama hemen son bilgiler, son detaylar için sözü bir Ahmet Selim Kul'a bırakalım. Muhtemel 11'leri kendisinden rica ederim. Tabii ki teknik direktör konusuyla ilgili bize vereceği yeni bir bilgi varsa onu da soralım. Selim, söz sende.